82. bölümdeyiz. Konuşamıyorum artık. Bugünkü 10. video. Allah. Yayın olarak da 8.30. Oo, güzel ama ya. Keyifliyim. Acaba açsam mı, açmasam mı, açsam mı, açmasam mı diye düşünürken hadi dedim açayım. Şimdi arkadaşlar. Şimdi bizim sıradanlık sandığı diye bir sandığımız vardı. Bu sandığı biz hatırlıyorsunuz bir tower'da bulduk. Bu sıradanlık sandığına koyduğumuz gümüş bıçak gördüğünüz gibi spatula'ya dönüyor. Hop. Buraya geliyor, gümüş bıçak oluyor. Mesela cam kadeh koyuyoruz, hop spatula oluyor. Hop koyuyoruz buraya, cam kadeh oluyor. Kase koyuyoruz buraya, kupa oluyor. Hop koyuyoruz, kase oluyor. Mesela gümüş tepsi. Kase koyduk buraya, gümüş tepsi. Bir dakika. Ha tamam. Şimdi acaba buradan başka bir şey çıkarabilir miyiz diye düşündüm ben. Yani bunlar mesela kemik koyduk, tepçi oldu. Tekrar koyduk, kemik oldu. Mesela bir miğfer koysak, spatu oluyor. Tekrar koyuyoruz, şey oluyor. Acaba farklı şeyler olabilir mi? Basit toksin, tahta kaşık. Hepsi basit toksin. Yani şarap sürahisi, kamper zarkı 4, kamper zarkı şey. Tekrar şuraya koyalım. Bak, hop, çoğalttık. Harika oldu ha. Yani buradan sınırsız para kasabilirsin neredeyse. Şu koyuyorsun abi bak. Şimdi 3 oldu değil mi? Hemen eşyayı mesela şöyle bir tane şuna gelelim bir daha. Neymiş bu? Şarap. Hop. Spatula oldu. Koyduk buraya şarap oldu. Demek ki 3 tane miydi acaba? Ben mi yanlış gördüm? Aşık tutkusu tabak oldu. Tekrar koyduk aşık tutkusu oldu. Mesela 6 tane olunca koyalım be. Ha evet evet tamam. Çoğalmıyormuş arkadaşlar. Suyu suya katıp şey yapamıyormuşuz yani. Peki mesela atıyorum yardım parşömeni. Koyduk buraya. Maşrap oluyor. Tekrar koyuyoruz. Yardım şey oluyor. Basilisk yağı metal çatal oluyor. Acaba farklı bir şey olur mu diye düşündüm ama olmadı. Olmadı bu tık bu olmadı bu bir tık beni üzdü. Böyle bir durum var. Ama sorun mu? Kesinlikle değil. Şimdi gümüş şu zımbırtıları alalım abi ve hepsini kampa gönderelim. Ruate uylu eşyayı bırak. Çürümüş derin su eşyayı bırak. Şunlar bunları satmayacağım şu an hiç satmakla uğraşmayacağım. Miğfer. Kampa gönder. Peki. Tekrar topukları vur. Şöyle kampa gönder. Merhaba. Teberi daha mı iyi vuruyorsun ya? Daha iyi vurduğum bir şey var mı? 6'ya 17. Merrobon teberiyle 6'ya 15. Yok hayır. Peki. Tekrar geldik. Buraya bastık. Şöyle hemen şuraya göre bir daha sıralayalım abi. Çok ağırız çünkü. İnanılmaz ağırız şu an ya. Ölülerle konuşma. Abi ben bu gerçekten bu kadar parşömen. Bunların hepsinin satasım var benim ya. Galiba yayın dışı değil kayıt dışı yayın dışı benim bu parşömenleri ayarlamam lazım ya. Çünkü kaç oldu bunun ağırlığı? Baksana abi ağır oldu artık yani. Peki. Böyle ağır başka bir şey var mı? Aynen şunlar var mesela kampa gönder. ...97.6. Peki. Tekrar türe göre bir sıralayalım. Şimdi şöyle bir kırmızı boya var arkadaşlar.
Metalin rengini değiştirebiliyorsun diyor. Mesela benim elimdeki şu hangisiydi? Şu kese miydi? Yok, bu değil. Boyalarım neredeydi benim boyalarım? Şu an sıçmak üzereyim. Boyalarım neredeydi benim? Kamperzerk çuvalında değil. Bu kesede. Bir tane daha kesem vardı benim. Acaba boyaları başka birine mi verdik? Dünya kesesi. Aynen, kese. Aç. Metalin de rengini değiştirebiliyormuşuz. Mesela şu Karlak'ın elindeki, şuraya verelim abi. Hop, şuraya verelim. Karlak'ın elindeki. Tekrar Karlak'a gel. Hop. Kese aç. Mesela menekşe diyor. Menekşe yapmayalım ya. Misket limonu ve yosun boya. Hayır. Çamurlu kırmızı, mor boya. Mesela mor boya. Birleştir. Yanına şunu koysak. Birleşmedi. Peki tekrar aç. Mor boya. Birleştir. Mesela sarıklı kılıç. Metalin rengini değiştirirsin de. Değiştiremedik abi. Allah Allah. Peki, sorgulamayacağım şu an bunu. Devam ediyorum. Arkadaşlar, kampa kadar gelmişiz. Ne yapalım ya? Şey yapalım mı? Bir dinlenelim mi? Hadi dinlenelim bari. Çok da gerek yok aslında ama olsun. "52 ne kankam ya? 52 ne? Nereden buldun yani bu otomatik seçimi? Nerede?" 37. Neyse, 41 olsun hadi. Allah'ım. Nasıl bir yapay zekası varsa bu sistemin. Geldiniz mi kendinize? Gel bakalım, kaşıntı, ne konuşacaksın benimle? Yürü. A small bag clenched between his teeth. Allah da kahretsin gerçekten yani. Çekemedik. On dokuza 20 attık bu sefer de. Ne verecek bize acaba? Yepyeni örgü sandaletler. Harika. Allah razı olsun be. Taşıntı var ya. 10 numara hırsızsın ha. 10 numara hırsızsın gerçekten. Güzel, ayrıl. Puayı büyüdü artık. Artık büyü de şey yapalım senden. Yollara çıkalım. Kamptan ayrıl. Evet arkadaşlar, geri döndük. Şimdi şurada kaldım bir şey kalmamış belki. Buradan gidebiliriz ama biz şu macerayı merak ediyoruz. Buradan gidelim bakalım ben. Gidiyoruz dikenlerin. Buradaki taşı gevşetin ne demek olduğunu hiç anlamadım. Atamaz, çok ağır. Acaba bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Toplan. Toplan. Gölge yörek, sen bir trole dönsen. Abi ama eminim ki ben, yani buradan buraya geçiş için bir şeydir o ya. Yani ekstra bir şey değildir bu ya. Bir map'i açabilir miyim ben? Yani kesinlikle. Gel bakalım buraya. Bir hayvana dön bakayım ben. Kılık değiştir. Maskülen yarı elf. Hayır. Drow. Hayır. 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 Buçukluk. Ork. Hayır. Daha böyle canavar bir şey var mı? Canavar.
Büyük ihtimalle bir hayvana dönüşmemiz lazım bizim ya. Ya da puhu ayı getireceğiz mesela buraya. F1'e basalım be. Puhu ayı getirebiliyor muyuz? Sadece kaşıntıyı çağırabiliyoruz. Buraları falan aldık mı aldık? Buralardan bir yerlere geçiş var mı? Uçurum çok güzel. Zaten 80 yerden de geçiş olmuyor böyle yerlerden. Hadi bakalım Asi'de kim bulanacak? Yürüyün. Şimdi bir M'ye bastık. Arkadaşlar bildiğiniz üzere karanlık altında zalim ocaktan girdik. Şuralarda ilerledik. Buradan hop şöyle karşıya geçtik. Üstten gittik. Buralardan geçtik. Şuralarda düşmanları savaştık. Buradan aşağı atladık. Tekrar bir şeyler oldu, buralara döndük. Ve en sonunda nihayetinde buradan karşıya gitme kararı aldık. Yani aslında çok garip bir yolculuk oldu. Ve buradan daha devam edebiliriz. Yani daha buralarda yollarımız var. Ama ben böyle bir şey bulduysam bir buradan ilerlemek istedim açıkçası bu bölüm. Neden ilerlemeyeyim yani? Astorin. Atla oğlum. Atla kızım. Peki. Çok güzel. Griffith kapı falan var. Peki. Uçurum sarrım ışığını bir alalım abi. Şimdi niye böyle bir şey yaptım biliyor musun arkadaşlar? Burada bir Griffith kapı var açık. Yani açılabilir. Eğer ki ben bu kapıyı açarsam kesin birileri uyanacak. Peki ben bu kapıyı... buradan geldiğimde ne bulacak beni? Bir şey de bulmadım. Var mı bir düşman ya? Varsa çıksın ortaya da ben açayım şeyimi. Yok mu lan? Yok. Peki çok güzel. Zalim ocak. Hep zalim ocak mı yazıyordu acaba? Hiç haritadaki yazıya da bakmadım. Açalım bakalım şu kapıyı bir. Peki kilit açmaya gerek yok ama ilerleyen zamanlarda deneriz. Ahşap kasa. Almam. Almam. Bu al. Peki belki bu kasaları üst üste koyup bir şeyler yapmamızı istiyordur oyunumuzdan. Elle çizilmiş harita. Elle çizilmiş son derece detaylı bir zalim ocak haritası. Önemli yerler siyah X ile işaretlenmiş ama iki yer kalın kırmızı bir halkayla çizilmiş. Kalenin her katında bir tane. Üstteki halkanın içinde saklanma noktası yazılı. Alttaki halkanın içinde ise barut rezervi yazılı. Ya abi çok önemli bir bilgi değil mi bu ya? Al bakalım ben. Şimdi. Peki o haritayı biz nasıl açabileceğiz abi? Hani. İşaretlediğim bir yer var mı bebişkom? Hiç bilmiyorum peki. Hiç bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok desem. Hırsız kitini al abi.
Zalim Ocak, bir tarih kaydı. Bu kitabın cildi kendisini oluşturan içerik bakımından şaşırtıcı derecede yoksun sayfaların toplumundan daha kalın. Peki. Şurada da inatla sağ tıklıyorum ya. O çok can sıkıntılı oluyor. Halbuki bu daha kolay, yani iki kere tıklamak en kolayı. Tablet parçası. Oku. Alt kısım pürüzsüz olmasına rağmen tabletin çentikli üst kısmı daha büyük bir levhanın kırıldığını gösteriyor. Yazılar cümle ortasından başlıyor. Tat kanunu. Katerik Torm'un ve Şar'ın sözüdür. Ondan hanımım Şar adına filan. Peki. Bir tane daha tablet parçası. Onu da oku. Bir tablet parçası daha. Şar müridi günlüğü. Okur musun kanka? O'ya basmam, yanlış oldu. I'ya basacaktım. Hiç böyle bir hayvan görmemiştim. Kasları dolgun, dişleri kollarım kadar uzun. Kömürleşmiş et kokusu aldım ama hiç alev görmedim. Taş parşömen olabilirdi. Yaratık hızlıca ona doğru hücuma geçti. Diğer kara vekiller öldü ya da ölmüş kadar oldular. Yalnız değildi, cehennem şövalyeleri de. Maskeler suratlarını tutturmuş. Tıpkı duvara asılan levhalar gibi. Üçüncü gün. Kafana kısıldım. Bir gürültü daha, duvarlar yıkılıyor. Kazmaya başladılar, emin değilim. Yedinci gün. Bitti. Çarın gölgeleri beni korusun. 9 cehennem güçlerinden saklanıyordu ama yine de yakaladılar. Harika. Direkt burada Demon'un saklanma noktası var. Ben anlamadım bu olayı. Peki buradan bir yere gidemiyoruz. Son nokta mı kanka yani burası? Emin misin, bak böyle arkaya doğru giderim. Toplanın bakalım be. Gelin gelin. Yok mu başka bir şey? Yes. Peki bir M'yi açalım bakalım ben. Remon'un saklanma noktası. Ne demek bu? Tamamlanmış görevleri bir şey yapalım. Kayıp çizmeleri bul. Çavuş Trin'le konuş. Ha lan, Çavuş Trin nerede? Peki. Peki, buradan bir yere gidemiyoruz gibi hissettim arkadaşlar. Yani bence siz de öyle hissetmiş olabilirsiniz. Grand Oturak'ta bir oturalım bakalım. Hadi bir kilit aç bakalım Astorin. Belki bir şey olur diye yapıyorum arkadaşlar bunda yani.
yerden böyle bir sinematiğe gireriz falan diye. Ama girmedik. Son nokta mı peki burası? Çok son nokta gibi duruyor. Peki olabilir. Olabilir, tamam, sorun yok. Son nokta olabilir. Diğer tabi açalım. Peki o zaman. Ben buradaki olayı anlamadım ama ya. Limon saklanma noktası. Allah Allah ya. Anlayamadım. Neyse, sağlık olsun. O zaman biz buradan tekrar şurayı ışınlanalım mı arkadaşlar? Into her shadow, let all that is past be forgotten. No one back home will ever believe. Nereden gidiyorduk? Buradan mı gidiyorduk? Swift as my feet can carry. Mesela buradan hiç gidilebiliyormuş mu? Şuna bakarsınız zaten. Biz buradan hiç gitmedik bile. Belki bambaşka bir yere çekti. Ama neyse ya, daha fazla dallanıp budaklanmasın biz. Oğlum, burası neresi ya, abi? Bir dakika, bir dakika. Daha fazla dal... Hayır, hayır. Merak etsem de gitmeyeceğim abi. Gitmeyeceğim çünkü bu karışıyor ya. Bir dahakine de oradan gideriz yani. Ne yapalım abi yani? Oradan git. Bir daha ondan sonra onu unut. Bir daha oradan git yani. Yürü. Neredesiniz ekip? Lahana var. İnatla almıyorum o lahanaya da. Yürü. Acaba nereye gitti bu hayvanlar? Evet, hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi G'ye basalım. Ayrılalım. Keep your distance, darling. Let's move. Güzel. Gör görek gel evladım. Valla biraz uğraşıyoruz ama öbür türlüsü çok daha acılı olacak çünkü. Hadi bakalım inin aşağı. Getir manivelayı buraya. No one stopped me yet. How much further can I go? Watch your back. Excellent. No time to dally. Hey ho.
Hadi bakalım Karlak. Bastır kızım. Şimdi ben şu şeyi hatırlamaya çalışıyorum ya. Şuradan bir yere ilerleyebiliyor muyduk ki biz? Sanki ilerleyemiyorduk. Burada yol tıkanıyordu. Buradan aşağı iniyordu. Yukarı yol yoktu. Burası kapalıydı. Barut rezervi yalnız. Belki de artık gidiliyordur. Dur bakalım ben. Lord Emre. Sen tek başına git kanka. Hiç diğerleri gelmesin. Eğer şey olursa o zaman gelirler. Yürü bakalım. Çünkü artık barut rezervi yazıyor burada. Belki başka bir yol açılmıştır. Bilmiyorum yani. Mesela anlayamadığımız bir olay. Barut rezervi yazıyor. Ama yok yani hani. Yok. Hiç kesinlikle anlayamadığımız bir şey. Ne demek yani şimdi bu barut rezervi? Ben de biliyorum barut rezervini de. Let's see what this does. Yani hani bir ışık büyüsü falan diyor ama burası o değil bence yani. Burası bayağı ayin yeri. Yok. Varsa da çözemediğimiz bir olay yani bu. What's inside? Çıkalım buradan. Buradan bir şey yoktu galiba. Ha vardı. Bambaşka bir yere geçiyordu buradan da. Ne yapsak ki? Buradan mı gitsek acaba gençler? Hadi buradan gidelim ya. Vallahi buradan gidelim. Astorin. Gel gel. Özgürek. Attı kızım. Peki. Hadi bakalım. Aferin sana Karlak. Bir de şuradan. Bir de alt kat var ha. Bak yolda engel var diyor. Yoksa olacak mı yani? Anlayamadım ki ben. Sen yani burası giriş yeri değil mi zaten? Aynen. Ben de bir tık mallaştım fark ettiyseniz arkadaşlar. Sanırım sürenin şeyle alakalı olabilir. Bir tık yormuş olabilir hani, değil mi oyun? F5'imizi atıyoruz. Yani şöyle bir avantajı var sadece. Çok fazla ağzımı açtım ya ben. Ay çok fazla düşmanla karşılaşmıyoruz gibi bir cümle kuracaktım da. Bakalım ne olacak şimdi. Kimle karşılaşacağız? Ben bunu söyledim ya. Şu an nasıl bir düşman bizi bekliyor çok merak ediyorum. Bir ayna varmış bir bakalım. Ulan. Ay sığınağı haritası. Harika arkadaşlar. Harika. Bu savaş haritası Ay Sığınağı adlı köye yapılacak.
Detaylı bir saldırı planını içeriyor. Saldırıya katılacak askerleri acımasız bir sessizlik içinde öldürmeyi öğütlüyor. Alalım abi. Büyük vazo. Devam ki. Evet, bir yerlere geliyoruz. Bir yerlere geliyoruz. Çok güzel. Güdüşlü parşömeni, kısa kılıç. Eğri kılıç kalıbı. Eşsiz bir ekipmanı şekillendirmek için kullanılır. Kalıp özel demirhanede kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 10 ağırlığı var ha. Bunu abi Karlaka'ya yollayalım. Bunu da alalım. Peki arkadaşlar, fark ettiğiniz üzere bir takım olaylar var. Yine bir takım manivelalar var. Bu manivelalar ne acaba? Şurada gördüğünüz bir şey var ve o bir şey de peki oradan oraya getiriyor. Gel bakalım manivela. Yukarı doğru çıkıyor. Yukarıda ne var acaba? Dur. Allah aşkına aşağı atlama. Peki. Nereye geldin lan? Aşağı mı bakayım ben? Şuraya frenim ben lazım biliyorsun değil mi? Çok çıktın ha. Buraya gelmiyor arkadaşlar. Dur yanlış oldu. Geri gel. Şimdi anladım olayı. Geri gel bebeğim, geri gel. Peki anladık. Sen her şeyden başkasın. Bunu nasıl yapacağız peki buradan? Bize ne verdiler en son? Küy düşüşü parşömeni. Bu bir işimize yarar. Ama yani tüy düşüşü parşömeni de bizim şeyimizi arttırmaz ki ya. Toplanın bakalım burada be. Oh, I could go for a good meal. Ya ne güzel bir olay var da bir arkadaşı feda etmeden nasıl yapabiliriz? Kaşıntı tam burada işimize yarayabilir mi acaba? Madem öyle bir şey var, bir F5 yiyelim. Değil mi? Evet, kaşıntı kullanamıyor arkadaşlar. Kaşıntı nasıl saklanıyorsun lan sen? Saklandı harika. Ay, kullansan çok güzel olurdu biliyor musun? Sen ne kadar zıplıyorsun acaba?
Peki nasıl yapacağız? Var mı bir fikir? Bir kişiyi feda mı edeceğiz yani? Tamam, feda ederiz bir kişiyi de. Bir tık saçma oldu yani. Kaşıntı. Geri git oğlum. Git oğlum git. Kendine iyi bak. Tamam, şimdi ekibi ayırdım abi. Şöyle yapacağım. Şöyle. Tamam. Parlak, yürü bakalım. Emir komuta sende Karlak. Neden? Çünkü en güçlü sensin. Yürü. Atla atla. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi dökümhaneye geliyoruz. Yelkenler biçilecek. Yelkenler biçilecek. Yelkenler biçilecek. Yelkenler biçilecek. Dağlardan çektirilen kanyonlar yütülecek. Şimdi arkadaşlar neredeyiz biz? Nerede Karlak? Peki böyle gidiyoruz. Devam edelim abim. Dağlardan çektirilen kanyonlar bitinecek. Ha peki, buradan da gelebilmişiz. Çok uzatmışız yolu. Uzatma dünya sürgününü. Peki birleştirdiğimiz nasıl birleşiyor? Dur. Ayrıl. Ayrıl. Astorion. Astorion. Gel bakalım, gölge yörekle bir ekip olun. Çok da ekip olmayın ama. Kıskanırım yani ben. Kıskanırım seni ben. Kıskanırım kendimden. Allah'ım bu nasıl dert bu? Hayır, böyle birleşin abi. Böyle bir şey. Emre sen ayrılır mısın abi? Peki Astorion. Hop. Lovely. Held together by rust and hope. Peki Lord Emre'ye getirdik abi şimdi. F5'imizi bir atalım. Allah yar ve yardımcımız olsun. Yani aşağıda da hiç düşman falan görmüyoruz ama. Abi ejderha bile çıkabilir şu an. Aşağı indirmek çok mu mantıklı bilemedim. Git bakalım bir manevrayla. Yürüyün bakalım bir çocuklar. Güzel. Bununla kadar git. Parlak. Hop. Peki burada da bir manivela olsa mesela, hani öyle bir seçenek olsa güzel olmaz mıydı? Belki bir ayırın bakalım be. Ay şeye döndü bu ya. Bir tane kurt, bir tane kuzu, bir tane de insan bir köprüden geçmeye çalışıyormuş. Hani iş ona döndü yani hani. Ay dur. Yanlış şeye bastık. git git geri git geri. Emrecik ya. Yani senin orada kalman yani. Üzücü ama. Şimdi Karlak'a bir geçeyim istiyorum abi. Ya şu yüzden istedim Karlak'a geçmeyi. Belki acaba dedim yukarıda bir yer var mıdır? Yolda engel var. 4 canımız gidiyor.
Ya aslında mesela buradan atlayınca 49 canı gidiyor. Ama tabii ben buraya zaten atlayabilirim ki. Ya belki de atlamadan da bir çözüm bulunabilir buraya ama. Peki. Doğru Emre geri gel. Hayır lütfen yanlış şey indirmeyeyim. Yine yanlış şey indirdim. Beceremiyorum. Bu arkadaşlar ileri geri gidiyor. Artık bunu anla, tamam mı? Lütfen gerizekalılık yapma daha fazla. Bu da aşağı indiriyorum. Peki Karlak. Şimdi atlarsan kaç gidiyor? 23 can gidiyor. Aslında hiç de bir şey gitmiyor. 22 can filan. Karlak için ne ki? Emre sen atlayınca kaç canın gidiyor lan? Durur musun be Emre? 21 canın gidiyor. Peki en kötü öyle yaparız. Hani savaş çıkarsa sen de ya hak deyip dalarsın yani. Ne yapayım abi? Oy çok fazla mekan var ya yine. Ama bu adamı nasıl taşıyacağız biz buraya? Bir yerlerde bir manivela yazısı görsem mesela. Meşale 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 meşale. Peki neyse. Gel bakalım buraya Karlak. Hani attention attention. Hop. Ne oldu? Şimdi bir şey olacak bir şey yok. Doğru Demre sen nasıl gelebilirsin ki kanka? Sal. Gelemezsin sen. Hı hı buraya. Hah sonunda birini gördük abi. Hareketlendirilmiş zırh. Sadece tek bir tane düşman mı var orada yani? Peki abla. Buraya atlayabiliyor musun? Atlayamıyorsun. Buraya atlayabiliyor musun? Atlayabiliyorsun tabii ki de. Peki nasıl yapsak? Nasıl yapsak? Aa, yine bir G'ye basalım ayrılalım. Ya da... Aynen aynen. C. 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 Karlak. Harika. F5'imizi atalım abi. Hızlı kayıt başarılı. Yine bir gürz kalıbımız var fark ettiğiniz üzere. Yani. Yine 10 ağırlığında. Bunları alacağız ama önce bence... Önce bence bu adamı şey yapmamız lazım. Yürü bakalım. Yürü 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 yürü. Sen bir gerizekalısın Karlak yani. Oradan o adamı niye atıyorsun ki yani? Bu arada arkadaşlar eşek gibi de insan var ha. Ah, sevgili YouTube. Bu bölüm 44 dakika sürsün. Bu süre zarfı içerisinde ben de size Twitch kanalımızdan bahsedelim. 9 saat yayın oldu. Twitch'e gelebilirsiniz. YouTube'da kanalımızı takip edebilirsiniz. Ve bazı olmayan bölümleri oynatma listesinden bulabilirsiniz. Çünkü bazı bölümler liste dışı oluyor. Yorum da atabilirsiniz. Kendinize iyi bakmanızı diliyorum. İyi akşamlar. Hoşça kalın.